Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi e, üç tane tesbihim var ve üçü de bir kişiye ait olmak üzere e, hemen bir tanıtıma başlayacağım. Şöyle bir tesbihim var. Hemen bunun şöyle yanınıza bırakayım size. Bir bakın nedir bu? Şimdi e, hemen e, ilk bakışta ne olduğunu anlamanız mümkün olmayabilir. Söyleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar bu tespihimiz cilasız bir tespih olduğu için daha çok koyu gözüküyor. Esasen bu kadar koyu değil. Cilasız bir tespihimiz şöyle Y7 malzememiz arkadaşlar. Y7 malzememiz 8 çarpı 11 düz ağızlı yumurta cilasız bir tespihimiz. Hemen bunun ispatını yapalım bakın. Malzememiz esasen turkuaz. Evet. Güzel. Şimdi bakın şöyle üstü tuttuğumuzda malzememizin ateşi olacağını şöyle şuralardan anlayabilirsiniz. Hemen şu kısımların biraz daha cilası olduğu için çok belli olmuyor. Biraz daha böyle ateşi bordo tonda duruyor. Bu da malzememiz zamanla siyahlaşıp bordo tonunda gidecek arkadaşlar. Ama normal bu sarıdan bordo tonu değil. E, siyahtan bordo tonu öyle e, hayal ederseniz biraz daha düzgün olur çünkü bu siyah yeşil renkler var ya malzememiz üstüne böyle tutuyoruz bakın burada daha birçok belli oluyor şöyle aşağıdaki gibi bordo oluyor arkadaşlar Tespihimizi söylemiştik 8 çarpı 11 düz ağzı yumurta şimdi özelliklerine geçelim özellikleri şöyle kırık imame kısa ve tok imame kalın delik cilasız haliyle cilasız. Evet. Güzel bir tespihimiz. Şimdi düz ağız yumurta bu tespihimizin çekim lezzetine bakıyoruz. Hissiyat harika tabii ki. Başka bir şey olabilir mi ya? Evet. Hissiyatı harika. Şöyle size bir görsel vereyim. Oo, kamerayı salladım. Harika. Bu Burada tanıtacağım 3 tesbih var. Bu 3 tesbih de bir kişiye ait olduğu için bir videoda paylaşacağım. Normalde 5 tane 6 tane paylaşıyordum ama e, üçü bir kişiye ait olduğu için dedim ki hadi böyle bir e, hatırası olsun e, abimiz için. Evet hepsini bir arada yapalım dedik. O kendini biliyor. <laughs> evet sahipleri kendini biliyor tabii ki. Evet harika bir duruş var arkadaşlar malzememizin kodu Y7. Şimdi malzememizi böyle bıraktık. Böyle bıraktık. Şimdi ikinci parçaya geçeceğiz. İkinci parçamızda bir D3 malzememiz var. Evet yanlış söylemeyeyim diye şöyle listeye de bir baktım. D3 malzememiz var. Bu D3 malzememiz de küsen bir malzeme arkadaşlar. Küsen var ya da küsen bakalit dediğimiz malzememiz. Bolca damarlı. Çekildikçe damarları çıkacak. Ebru tablosu gibi olacak. Öyle aklınızı başınızdan alacak bir tespih diyebilirim. Bu renkler zaten kalmayacak. Ee, değişim o biçim yani arkadaşlar. Şimdi bu tespihimiz 7x11 ölçülerinde Evet. 7x11 ölçülerinde D3 malzeme Hemen özelliklere geçelim. Kısa tok imame, kırık sandım bir an öyle. Evet, kalın delik tabii ki. Evet. <laughs> Özür dilerim. Tam krem tonundan, krem tonunda. Kahverengiye doğru gidecek, giden kırmızı tonları alacak bir malzememiz. Cilasız yalnız bu tespihimiz de cilasız. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Neden ben damarları görmüyorum diyorsanız bu tespihimiz cilasız arkadaşlar. Bakın aslında damarları var. Bakın görüyorsunuz damarları var aslında. Ama bunlar hepsi cilasız olduğu için çok belli olmuyor. Aslında şuraya bunu çok etkilemeyecek ama Şöyle bir bez vurursam şu damarlar daha belirgin olacak ama abinin elinde renk alsın ne olur ne olmaz diye ellemeyeceğim. Onun elinde renk alsın arkadaşlar. Aslında size de gösterebilirdim. Evet. Harika. Şimdi bir tane daha var. O da hemen ölçüsüne bakalım. 9'a 12. 9'a 12 düz ağız yumurta bir kukla tespihimiz. Cilasız tabii ki. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Kırmızı ip yapacaktık. Unuttuk abi. Kırmızı ip diye not aldırmış. Bunu değiştireceğiz. Kırmızı ipe dizeceğiz. Bu kahverengi ip dizilmiş. Bunda sorun yok. Ufak tefek şeyleri hallederiz, değiştiririz. Ee, her zaman ustanın yanında olamıyoruz. Onlara ulaşamıyoruz. Bazen onların da dikkatinden kaçıyor arkadaşlar. insanlık hali. Ama e, telafi ediyoruz yani. Bu bütün durumlar için geçerli arkadaşlar. Telafi ediyoruz. 9-12 cilasız düz ağız yumurta kuka tespihimiz. Bakın <laughs> ele hiç gelmiyor. Burada arada kusura bakmayın sesim biraz gidik. <laughs> çıtır çıtır. Evet abim tesbihlerin hayırlı olsun. İyi günlerde kullan. Çektikçe çıtır çıtır olacak ve parlayacak. Sana eşlik edecek güzel tesbihler. Çok güzel tesbihler. İyi günlerde kullanın abim. Hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın.